Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Deneme deposu integral deneme 22 ile birlikteyiz arkadaşlarım. Kaldı 11 denememiz. Bunu da çözersek 10 denemeyle artık rahatlıyoruz. Şimdi birden başlayalım sınavda az bir süre kaldı. Siz de acele ediyorsunuz. Farkındayım. Ben de eleştirmeye çalışıyorum. Diyor ki aşağıdaki fonksiyonların hangisinin türevi bu fonksiyondur diyor. Şimdi birinci yöntem olarak şıkların türevini alabilirsiniz. Bu olur dersiniz ama bu bizi yorabilir. Aslında ne istiyor? Bunun integrali nedir istiyor? Yani belirsiz integralini istiyor. Integral açtım. Şöyle kare kök içerisinde arkadaşlarım 1 artı kök x yazdım. Şimdi bölü x arkadaşlarım şöyle yazacağım. Kök x yazacağım. Burası da dx. Bakın şimdi kök x'in türevi arkadaşlarım 1 bölü 2 kök x'tir. Tamam mı? O zaman şuraya ben u dersem yani 1 artı kök x'e u dersem bunun türevini alırsam 1 bölü 2 kök x çarpı dx eşittir du olur. Buradan da arkadaşlarım dx bölü kök x'e ne demiş olurum? 2'yi şuraya atarsam 2 tane du demiş olurum. Gelin şimdi bunların hepsini u'ya çevirelim. İntegral kök içerisinde u çarpı dx, dx bölü kök x görünüyor. 2 du yazacakmışım. 2 du yazdım. Şimdi 2'yi başa attım. Şuradaki Kök U'yu U üzeri 1 bölü 2 yazabilirim. İntegral alırsam U üzeri bir arttırsam 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 demem lazım. Artı C. Şimdi buradan 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı. Şimdi buradaki 3 bölü 2 olarak bırakmış mı? Bırakmış arkadaşlarım. U üzeri 3 bölü 2 artı C. 2 kere 2 4. 3'e bölsem 4 bölü 3 çarpı. U gördüğüm yerine de 1 artı kök x yazarım. Bunun da 3 bölü 2. kuvveti artı C olur Bakalım hangisi olacak? 4 bölü 3, 1 artı kök x üzeri 3 bölü 2 artı c. Şimdi artı c'de ne yapmış arkadaşlarım? Şurada artı bir sabit eklemiş. Doğru cevabımız görüldü üzere arkadaşlarım. İlk sorudan A seçeneği oldu. Geldim ikinci soruya. Diyor ki, olduğuna göre f(x) integral'in eşit hangisidir diyor. Şimdi hemen gözüme ne çarptı arkadaşlarım? Şurası çarptı. X kare. Bakın buna u dersem türevi yani x yanında var. O zaman bir değişken değiştirme yapalım. X kareye U diyelim arkadaşlarım. İki tane X DX de DU olsun. O zaman buradan biz X DX yerine ne yazmamız lazım? DU bölü 2 yazmamız lazım. Tamam mı? Şimdi bunu bir kullanalım bakalım. Tabii ki eşliğinde verdiği için arkadaşlarım burada da X yerine U yazalım. O zaman burası X karenin karesi artı X kare artı C. Şimdi ee, x, D, x e ne yazacakmışım? D, U bölü 2 yazacakmışım. 1 bölü 2'yi attım. X kareinde U yazacağım için F, U çarpı D, U eşittir. X kareinde U yazdım. U kare artı U artı C oldu. 2'yi karşıya atayım arkadaşlarım. İntegral F, U, D, U eşittir. 2 ile şunu şuna çarparsam, genişletirsem 2 tane U kare artı 2U artı Ne oldu arkadaşlar? 2C de diyebilirim ama sabit sabit olduğu için C yazdım şimdi arkadaşlarım integral fx dx'e göre ayarlayabilirim. İntegral değişkenden bağımsızdır. 2x kare artı 2x artı c'dir derim. 2x kare artı 2x artı c doğru cevabımız görüldüğü üzere c seçeneğinde oldu. Geldim üçüncü soruma. Şimdi bir tane integral verilmiş burada bize. Buna göre diyor bunun diyor a cinsinden diyor eşidi nedir diyor. Şimdi arkadaşlarım bakın burası x kare artı 1 ya. Şimdi burada x kare artı 1 olsa iyi olacak. Şimdi ben şurayla biraz ilgilenelim. Şimdi sıfırdan 1'e yazayım. Tamam mı? Şimdi 2x bölü x karenin karesi artı 1 dx yazsam. Bakın şimdi burada x kare yerine u dönüşümü yapsam. Çünkü u yapsam u kare artı 1 gelecek. Bak burada x kare artı 1 var birbirlerine benziyor. O zaman burası 2x dx ne oldu arkadaşlarım? du oldu. Şimdi çok iyi gidiyor. Şuraya yazayım. Şimdi alt sınır 0 yazsam 0 olacak. 1 yazsam 1 olacak. Şimdi 2x dx yerine ne yazmam lazımmış? du yazmam lazımmış. Bölü x karenine u yazacağım arkadaşlarım. U kare artı 1. E ne oldu? 0'dan 1'e kadar dx bölü x kare artı 1'i a verdi. İntegral değişkenden bağımsız olduğu için karşıma aynısı çıktı. Demek ki arkadaşlarım bu da a'ymış. Doğru cevabımız a seçeneği oldu. Geldik 4. sorumuza. Şimdi Bunda integralinde u eşittir 1 artı 1 bölü x değişken değiştirmesi yapılırsa hangisi elde edilir? Şimdi ÖSYM seviyor bazen bu soruları. İlk önce sınırlara bakın. Sınırlar size birkaç birkaç tane seçeneği eletir arkadaşlarım. Şimdi x yerine ben 1 yazdığım zaman ne olacak? 1 artı 1'den 2 oldu. Şimdi x 2 yazdığım zaman ne oldu? 1 artı 1 bölü 2'den arkadaşlar 3 bölü 2 oldu. Değil mi? Yani 2'den 3 bölü 2'ye ya da 3 bölü 2'den 2'ye bu seçenekler olabilir tamam mı? Ama biz bu şekilde çalışmıyoruz. Şimdi bakın, şurada arkadaşlarım buna du dedik ya. Şimdi integraline şey e, diferansiyelini alacağım du eşittir bunun arkadaşlarım e, türevi eksi 1 bölü x kare çarpı dx. Şimdi burada eksi 1 bölü x kare yok. O zaman bakın biz şunu bir düzenleyelim arkadaşlar. Şunu şöyle düzenleyebilir miyiz? Şunu şuradan bir sileyim ben. Hatta silmeyeyim. Alayım arkadaşlarım şu tarafa. Şunu şöyle alalım. Tamam mı? Şu yuvarlada silelim. Şimdi bakın. Biz şuradan eksi 1 bölü x kare elde edeceğiz ya. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? 1'den 2'ye kadar dx bölü x kare parantezini alsam arkadaşlarım ne olacak? 1 artı 1 bölü x olacak değil mi? Bakın aslında bize verdiği şeyi kendisi burada sormuş. Şimdi biz değişken değiştirme yaptığımız zaman burada 2'den 3 bölü 2'ye kadar çıktı. Değil mi? Şimdi dx bölü x kareye ne yazacakmışım? dx bölü x kareye eksi du yazacakmışım. Eksiyi başa atayım. du'yu yazayım. Sonra 1 bölü 1 artı 1 bölü x. Yani şunun yanında u yazacağım için artık du bölü ne oldu arkadaşlarım? u oldu. Ama şurada eksi var. Ya eksili olacak ya bu eksiyi sınırları değiştirmek için kullanacağız. Yani şöyle. Sınırları ben 3 bölü 2'den 2'ye kadar götürürsem buradaki eksi kalkar arkadaşlarım. Sınırları yer değiştirdiğim zaman bir tane eksi geliyordu. Eksi varsa da eksi gidiyor. O zaman 3 bölü 2'den 2'ye kadar du bölü u olacak. 3 bölü 2'den 2'ye kadar du bölü u ile arkadaşlarım doğru cevabımız görüldüğü üzere A seçeneği oldu. Geldik 5. sorumuza. Bunda ne var arkadaşlar? Bayağı uzun gibi duruyor. Şimdi demiş ki gerçel sayılar kümesi tanımlı fx fonksiyonunu bu şekilde tanımlamış. x eşittir 2 noktasındaki türevini türev tanımı kullanarak bulunuz demiş. O zaman türev tanımı bakalım. f üstü 2 limit x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2. Bu arkadaşlarım türevin limitli tanımı. Tamam. Şimdi limit x 2'ye giderken fx yerine ne yazacak arkadaşlarım? Şunu yazacak. 2'den x'e kadar t kare dt. Şuradaki fonksiyon. Eksi f2 yerine e burada f2'yi bulmak istiyorsa x yerine 2 yazacak arkadaşlarım. 2'den 2'ye kadar t kare olacak. Tamam. İkinci adım f üstü 2. Şimdi şurasına bakacak. Şurası tek üp bölü 3 çıkıyor. x'den 2'ye kadar eksi. Şuradaki sınırlar aynı olduğu için arkadaşlarım ne yazdı? 0 yazdı. Tamam. Şimdi buradan arkadaşlarım x yazsa ne gelecek? Şurayı bir ayarlayalım. x yazsa x küp bölü 3 gelecek. Eksi arkadaşlarım. Eksi. 2 yazsa ne gelecek? 2'nin kübü bölü 3 gelecek. Değil mi? Bölü x eksi 2 olması lazım. Şimdi ne yapmış? x küp eksi 2'nin kübü bölü 3'ü aşağı atmış. Yapabilir mi? Yapabilir. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Üçüncü adım x 2'ye giderken bu özdeşliği açmış. x eksi 2 çarpı x kare artı 2 x artı 4. Güzel. burada 3 çarpı x eksi 2. Limit durumunda belirsizlik olduğu için bunları götürmüş. Doğru. Şimdi x gördüğü yere 2 yazmış arkadaşlarım. Doğru. 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 4 bölü 3 artık 4 8 12 12 bölü 4 yapmış. Hiçbir sıkıntı çıkmamış arkadaşlarım. O zaman hata yapmamıştır diyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. 6. A kasabasının herhangi bir T yılındaki nüfus artış hızı RT artan fonksiyonu ile modellenmiş arkadaşlarım. Şimdi buradan bizden bir grafik isteyecek tabii ki de. Şimdi burası arkadaşlarım T. Şurası da RT. Tamam mı? Nüfus artış hızı. Şimdi yıl 1890 iken şuraya 1890 yazalım arkadaşlarım. Nüfus yıllık artış hızı yıl RT ediyor. Yani aslında şuradaki olay arkadaşlarım ne diyor? 1500 diyor. Tamam mı? Buraya 1500 diyor. Sonra 1900'deyken diyor. 1900'deken diyor. 1900 oldu diyor. Tamam mı? Şöyle 1890. Şurası da arkadaşlarım. Şuraya geldi diyor. 2200 deken diyor. Şöyle bir tık uzatayım isterseniz şu x eksenini Şöyle 2200 deken diyor. 2200, 1910 oldu diyor. Şurası oldu diyor. Tamam. 2400 deken diyor arkadaşlarım. Kaç oldu diyor. 1920 oldu diyor. Şimdi artmış ama nasıl arttığına bir bilgimiz yok. Şöyle bir artış var. Tamam mı? Şimdi diyor ki bize. Sadece yukarıdaki bilgilere sahip bir araştırmacı kasaba nüfusunun yılları arasındaki yaklaşık olarak kaç kişi arttığını anlayabilmek için Riemann alt toplamı kullanıyor diyor. Buna göre araştırmacının bulacağı sonuç kaç olurdu? Diyor. Yani şunu kullanıyormuş arkadaşlarım. Şuradaki dikdörtgenleri kullanıyormuş. Şu dikdörtgeni şu dikdörtgeni ve şu dikdörtgeni. Şimdi Burası kaç? 10. Değil mi? Şurası kaç? 1500. Çarptığım zaman arkadaşlarım kaç yaptı? 15.000 yaptı. Artı. Sonra burası kaç? 1900 arkadaşlarım. 2.000 200 arasındaki mesafe. Değil mi? Ona bir bakalım. Şimdi 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 dedim arkadaşlar. Şurayı yanlış yapmışım. Burası 1900. Burası 1910. Şurayı hemen fark ettim Allah'tan. Şurası 1910. Burası 1920. Bunların da karşılıklarını yazalım. 1900'e 1900 gelmiş. Tamam mı? 1910'a 2200 gelmiş. Şurası 1900'e 2400 gelmiş dikdörtgenin alanlarını hesaplayacağım ya. E bana yüksekleri lazım. Bakın şurası 10. Şurası kaç arkadaşlarım? Şuradan şuraya kadar. 1900 değil mi? Artık ne oldu? 19.000 oldu. En sonunda şurayı hesaplayalım. Şurası kaç oldu? 2200 arkadaşlarım. Gözükmüyor ki. ha. Şurası 2200. Burası da 10 olduğu için arkadaşlarım. Burası da ne oldu? 22.000 oldu. Artık 19. 15 daha kaç yaptı? 34. 22 de arkadaşlar 56 ile doğru cevabımız görüldüğü üzere B seçeneği olmuş oldu. Geldik bakalım 7'ye. 7'de neler diyor. Şimdi sıfırdan biri fx dx 12 diyor. Buna göre integralin değeri kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar x küp türevi direkt yanında var mı var. O zaman diyelim ki x küp eşittir u ise 3 tane x kare dx du oldu. O zaman buradan x kare dx ne oldu arkadaşlarım? du bölü 3 oldu. Şimdi bakın sınırları da yer değiştirelim. 0 yazdığı zaman x yerine 0'ın kübü 0. 1 yazdığı zaman 1 arkadaşlarım. x kare dx yerine du bölü 3 yazacağım. 1 bölü 3'ü attım karşıya. Şey başa. du çarpı x küp yerine de u yazacağım. Demek ki f u. Şimdi bana 0'dan 1'e kadar fx dx 12 vermiş mi? Vermiş. E ben de arkadaşlarım kaçta kaçın arıyorum? 3'te birini oranladığım zaman 4 ile doğru cevabım C seçeneği olacaktır. Dedim 8. soruma geldim artık. Selim öğretmen pozitif gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı. F fonksiyonu ile F'nin türevi olan F fonksiyonun grafiklerini şekilde gibi tahtaya çizmiş arkadaşlarım. Tamam. Şimdi aşağıda bazı öğrencilerin bu grafiklerden yararlanarak yaptıkları çıkarımlar yer almaktadır diyor her pozitif x gerçek sayısı için diyor bu eşitsizliği sağlanır diyor. Bir bakalım. Şimdi arkadaşlarım bir kez f üssü bir kez x eksenin üstünde değil mi? O zaman biz f üssü pozitiftir yorumu yapabiliriz. Değil mi? Şimdi bu azalan arkadaşlarım. Bakın azalan bir fonksiyon f üssü. Şimdi herhangi bir fonksiyonun azalan olduğunu bildiğimiz zaman bir kez türevini aldığımız zaman negatif dememiz lazım. Şimdi biz o zaman f üssünün bir kez türevini alsam arkadaşlarım f 2 üssü yapar. Bu da arkadaşlar ne, yap ne yapar? Negatif yapar. Bakın birinci türevi pozitif geldi. ikinci türevi negatif geldi. Bak böyle bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Her x pozitif gerçek sayısı için ikinci türevi birinci türevinden küçük geldi. Doğru. Şimdi diğerine geçelim. Şimdi burada ne var? İkinci türevini almış. Demek ki burası f üssü x olarak çıkacak. Birden 5'e kadar. Şimdi burası nedir arkadaşlarım? F üssü 5 eksi f üssü 1. Bakın şimdi. Burada arkadaşlar f üssü fonksiyonu azalan değil mi? Şimdi azalansa şöyle bir şey vardır. Bakın 1 küçüktür 5 ise azalansa eğer fonksiyon ki azalan f üssü 1 büyüktür f üssü 5 yazılır. Tamam mı? Yani aslında bu fonksiyon azalansa şimdi f azalan olsa 1 küçüktür 5 ise f1 büyüktür. F5 yazıyorduk ya. Artık buradaki fonksiyonumuz f değil f üssü olarak tanımlanmış. O zaman f üssü yazacağız. Tamam mı? Fonksiyonumuzun adı önemli değil. Buradaki azalanlık tanımı önemli. E buradan ne oluyor arkadaşlarım? F1 F5'ten daha büyük oluyor. E burada f üssü 5 küçükse küçükten büyük çıkarsa bu negatif olur. E bu yanlış. Değil mi? O pozitif demiş. Biz negatif diyoruz. Şimdi diyor ki fx çarpı f üssü x e, küçük sıfır eşitsin çözüm kümesi 0 1'dir diyor. Arkadaşlarım f üstü e pozitif. Şurada yazdık. Değil mi? O zaman fx arkadaşlarım negatif olacak. Değil mi? Şimdi fx'in ne negatif olduğu yer. Bakın fonksiyon sıfırla bir aralığında. Yani sıfırdan sonrası kadar tanımlı. Sıfırla bir arasında f negatif. O yüzden sıfırla bir arasında doğrudur diyoruz. 1 ve 3 ile nedir arkadaşlar? Doğru cevabımız e seçeneğidir diyoruz. Deneme 22 böyleydi. Bir sonraki videomuzda deneme ile sizlerle birlikte olacağım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.